Lakabım... Valla burada bana mini Gerard diyorlardı hep. Öyle de kaldı yani. Gerard, Gerard. Sekiz numara altyapıda hani öyle vermişlerdi bana küçüklüğümden beri. Bir de idolüm olan Sayın Gerard numarası olduğu için 8 numara giyiyordum. Yukarı çıktığım zaman da Selçuk abi 8 numara giyiyor. Ben de yanına bir 8 ekleyeyim dedim. Hem de ablamın doğum tarihi oluyordu öyle, 1988. Öyle güzel oldu benim için de. İdolüm Sayın Gerard. En unutamadığım maç A takımına çıktığım ilk tüm maçıydı. Unutamadım. Unutmak istediğim bir maç yani daha önce olmadı yani. Sonuçta bir standart oluyor herkesin. O standartın altına düşebilirsin de daha iyisini de verebilirsin. Öyle çok unutamayacağım bir maç olmadı yani. Evet, çok sinirlendiğim maç oldu. Geçen sene Türkiye Şampiyonası'nda Altın Ordu maçı. Son dakika gol yemiştik. Evet, o maçta çok üzülmüştüm. En mutlu olduğum maç da yine A takım maçıydı. Bunun hazırlık maçı. Sonuçta hayallerimin olduğu yerde ve orada abilerimle birlikte oynamak bana çok gurur ve mutluluk vermişti. Soyunma odasının da var, evet. İki tane var. Altyapıdan başlayayım ilk önce. Altyapıda Fransa kampımız vardı. Evet, orada olaylar yaşamıştık bayağı. Hani kötü anlamda ama soyunma odasında kenetlenmiştik. Ve orada arkadaşlarımla konuşma falan. O güzeldi bizim için yani, kenetlenmek açısından. A takımda da Konya'da Beşiktaş'ta Süper Kupa maçı. Unutamadım soyunma odasının anlamını. Unutamadığım deplasman anısı yine aynı şekilde iki taraflı. Bir A takımda işte gittiğim İsviçre kampı, İsveç kampı, Danimarka kampı olsun benim için unutamadığım kamplar. Bir de dediğim gibi yine Fransa kampı, unutamamıştım altyapıda. En beğendiğim antrenör... Hepsini beğeniyorum. Sonuçta buraya seçilmiş kişiler geliyor, seçilmiş insanlar geliyor ve hepsi bize bir şeyler veriyor. Yani bizim iyiliğimiz için ve bizim kendimizi geliştirmek için. Yani burada hani iyi antrenör ya da kötü antrenör demek bana düşmez. Ben hocam bana en iyi şekilde zaten gereken ilgiyi gösteriyor. Ben de onların dediklerini yapmaya çalışıyorum. O yüzden benim için herkes iyi antrenör. En iyi oynadığım maç... Yine Türkiye Şampiyonası'nda ilk maç Bursa Spor'du. O maçta iyi oynamıştım. Altın Ordu maçında da iyi oynamıştım ama sonuç kötü bitmişti. Genelde zaten dediğim gibi standartın üstüne de çıkabiliyorsun, altına da inebiliyorsun. Hep ama standartın üstünde oynadığım maçlar evet var. Kötü oynadığım maçlar da tabii ki oluyor. Kötü oynadığım maç dersek bir şeyde kötü oynamıştım. Burada hazırlık maçı Bolu Spor'la A takım. O maçta ilk yarısı iyi performans gösterememiştim. Ama ikinci yarı kendimi toparladım ama kötü bir an olarak kaldım benim için ilk yarısı. Maçtan önce ya genelde işte dediğim gibi idolüm olan Steven Gerrard ya da işte orta sahada gelmiş geçmiş en iyi oyuncuların videolarını izliyorum. Müzik dinliyorum. Bunlar benim totemim. Gelmiş geçmiş dünya çapında iki isim vereceğim. Bir tanesi Pele, bir tanesi de Metin Oktay. En iyi karakterim saygın bir kişiliğe sahibim. Yani karşımdaki insana her zaman saygı duyuyorum. Aynı şekilde değer veririm de. Benim için önemlisi buydu, güven vermek karşı tarafa. Kötü bir özelliğim, çok sinirlendiğim zaman bazen ani çıkışlar yapabiliyorum yani. Bu burada değil sadece, dışarıki hayatımda da. Bazen hani böyle kötü gününüz oluyorsunuz ya da sinirli gününüze denk geliyor. O anda
çıkış yapıyorsun. Sonra hani pişman oluyorsun ama iş işten geçmiş oluyor. Özür diliyorsun ama o hareketimi sevmiyorum. En yetenekli futbolcu... Var yani, aklımda birkaç isim var tabii. Yani herkesin yeteneği farklı olduğu için... Snyder var. Bruma. Selçuk abi. Yani bunlar izlerken zevk aldığım insanlar. En çalışkan Hamit abi diyebilirim. Tolga ciğerci. Çok çalışıyorlar. Aynı şekilde biz de tabii ki çalışıyoruz. Onlarla birlikte. En tembel... Evet, güzel soru. En tembel diyelim. Sabri abi, yani ben gittiğimden beri oraya hiç görmedim. Hani böyle fitness olsun ya da sahada hani ne bileyim hani ayrıyetten böyle... Bazen idmanlarda sonra görüyoruz ama böyle hiç antrenman önce fitness falan hiç yaptığımız zaman görmedim onu Sabri abi diyebilirim. Başka düşünecek olursak Josue'yi görmedim. Yani onlar çok antrenmandan sonra genelde çalışıyorlar ama onun dışında... En sevdiğim futbolcu takımda... Ya bizle ilgileniyor tabii ki hepsi ama yani sevdik olarak Semih abi çok seviyorum. Bize çok değer veriyor, çok ilgileniyor bizle. Ne yaparsa biz de yanında götürüyor. Bize işte sokuyor hani gelin siz de falan. Semih abi diyebilirim. Hamit abi aynı şekilde. Selçuk abi zaten kaptan sonuçta. Bizim bütün oradaki hareketlerimiz olsun, yaptığımız işte davranışlar olsun hep bize destek oluyorlar. Böyle yaparsan daha iyi, şöyle yaparsan daha iyi. Bunlar evet, diyebilirim. En çok zorlayan futbolcu, yukarıda da işte orta sahada oynuyorum altyapıda olduğu gibi. Orada oynarken en çok zorlayan oyuncu beni Snyder olmuştu. Çünkü çok hareketli, sağa bir sola aniden dönüşler yapabiliyor. Zorluyor olarak Snyder diyebilirim. Sinan abi çok konuşuyor. Evet, Sinan abi diyebilirim. Az konuşan Martin Linnes. Yani konuşuyor evet ama hani konuşsa bile sessiz konuşur, bir de hani belirli kişilerle böyle çok hani sevmiyor muhabbet etmeyi. Antrenmana gider, antrenman yapar, antrenmana sonra evine gider. Yani. Takımda en komik. Evet. Takımda en komik. Ya herkes oluyor yani. Pozisyon gereği bazen o komik oluyor, bazen öbürü komik oluyor ama yani komiklik desek Bruma diyebilirim, Bruma. Çevici, komiklikler yapıyorlar antrenman esnasında, fitness'ta olsun. Evet, yapıyorlar. Takımdaki cimri futbolcu yok diyeyim yani, yok cimri futbolcu. Bonkörü var, evet. Dediğim gibi Semih abi diyebilirim. Semih abi. Bir olayı en çok abartan... Snyder. En doğrucu... Hamit abi. Yani bize diyaloglarında hep bize doğruları söyler. Yani bizim hata yaptığımız bir olay olsa bile hiç çekinmez. Yanlışımız varsa direkt onu söyler. Yani sonuçta bizim iyiliğimiz için. Aynı şekilde Semih abi. Yasin abi. Yasin Öztekin. Selçuk abi. Ya herkesin kendine göre tabii hani şıklığı ama benim kendim stilini beğendiğim Sinan abi beğeniyorum. Sinan abi iyi giyiniyor. Bunun dışında Donk vardı. Donk gitmeden önce onun da giyiniş tarzını beğeniyordum. Aynı şekilde. O kadar yani, diğerleri de tabii şık giyiniyor ama hani gözüme çarpan olarak iki ismi. Peki.
Kötü giyinen... Evet. Salih abi. Güzel şarkı söyleyen futbolcu Semih abi. Aynı şekilde saz da çalıyor. Yani duyuyoruz hani soyunma odasına girerken bağırarak şarkı söyleyerek giriyor. Sesi de güzel. Evet, Semih abi. Kötü söyle. Kötü söyle. Yani benim sesim kötü. Benim sesim kötü. Orada söylemedim gerçi de. Bir kere İsviçre kampında söylemiştim. Çıkıp masanın ortasında. Bayağı rezil bir durumdu. Yemekler en çok kim yemek yer? Çeyici'yi çok yerken gördüm. Onun dışında ben de çok yemek yerim. Zaten abilerim var işte. Birhan abiyle beraber hep vakit geçiriyoruz. O bana şişko der. Bu yüzden herhalde. En sevdiğim yemek kırmızı et. Etin olduğu her yemeği seviyorum. Duşta en çok kalan... Ona da gerçi çok dikkat etmedim. Sonuçta duşa giriyoruz hemen çıkıyoruz. Yani orada zaten duşta çok kalma olayı olmuyor. Ama kamplarda hani de yine herkes kendi odasında kaldığı için bilemiyorum kim daha fazla duşta vakit geçirir. İlk kazandığım parayla ben aileme hediye almıştım. Yani kazandığım bütçede ufak bir hediye almıştım. Sonuçta benim üzerimde en çok emekleri olan insanlar. Başından beri onlar. O yüzden onlara böyle bir jest yapmıştım. Çocukken kendim bildiğim bile futbolcu olmak istiyorum. Yani 5,5 yaşında başladım futbola. Ondan önce de hep futbolcu hayalim vardı. Futbolcu olmak değildi. Tabii ki hayatımızda hep keşkeler oldu ama hani böyle çok benim rahatsız edecek bir keşke dediğim bir olay olmadı. Evet, kitap okurum. Genelde roman tarzı okuyorum, fantastik işte. Harry Potter olsun, Yüzüklerin Efendisi olsun, Hobbit olsun. Yani o tarz kitapları seviyorum. Sevdiğim film 3 Aptal. En sevdiğim dizi... Türk dizi izlemiyorum ben. Genelde yabancı dizi izliyorum. Spartacus ve Shameless. En sevdiğim çizgi film Tom ve Jerry. Favori süper kahramanım Iron Man. En sevdiğim şarkı, yani öyle benim çok çok sevdiğim bir şarkı dediğim bir şarkı yok. Yani hepsinden dinliyorum. Türk olsun, yabancı olsun. İşte yukarıda abilerimizin dinledikleri şarkıları dinliyorum. İşte evde ailemle, ailemin sevdiği şarkıları. Her yerde yani gittiğim mekana göre o şarkıları dinliyorum yani. Hoşuma gitti. Her şarkıyı dinliyorum. En çok gitmek istediğim yer Amerika. Başka bir spor dalıyla basketbol oynuyorum. Tenis seviyorum. Basketbol işte bizim oralarda, basketbol sahalarında bazen vakit geçirmek için hobi olarak seviyorum. Aynı şekilde izliyorum maçlarını. Futbolcu olmasaydım diye düşünmedim hiçbir zaman. Hala öyle bir düşüncem yok, futbolcu olmasaydım ne olurdum diye. Büyük hayalim. Önce saygın bir birey, saygın bir kişilik. Ardından tabii ki herkesin hayali olduğu gibi çok iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Küçüklerim olsun, büyüklerim olsun aynı şekilde bana saygı duysunlar. Saha içinde bana güvensinler. Ve
Galatasaray camiasında çok güzel yerlere gelmek istiyorum.